Önce bakalım inşallah doğal dengeye bakalım. Sonra bunun bozulmasına bakalım inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Hicr Suresi ayet 19'da Bismillahirrahmanirrahim. Vel erde mededinnaha. Vel erde yeri de, yeryüzünde mededinnaha, onu yayıp düzelttik, genişlettik. Yani tarıma erişale getirildi yeryüzüde. Velham buyuruyor. Obalar yaratıldı. Vel kayne fiha revasiye. Ve yeryüzüne Mevla buyuruyor. Sabit ağır darlar dağlar yerleştirdik. Sabit ve ağır büyük dağlar yerleştirdik. Dağların hikmeti var tabii muhteremler. Dünyanın yüzeyi biliyorsun yer kabı yaşıyoruz. Yer kabı deniyor buna. Bunun altındaki ısı 1000 dereceye geçtiği için oradaki metaller erimiş hale bulunuyorlar. Orada muazzam demek sıcak var orada. Oradan kaynaklanan ışından etki tepkisiyle ne oluyor? Yer kabuğu sürekli dışarı itiliyor. İtiliyor böylece. Yani bizler sanki bir canlı bomba gibi durmuştuk burada böyle. Yeryüzünde böylece. İşte Mevlam ne yapmış Mevlamız? Gereken yerleri Allah-u Teala dağlar veriyor. Gerektiği ölçüde böyle boş diyorlar böyle. Bazı yere daha ufak tepe, bazı daha büyük tepe yerleştirmiş böyle. İşte nedir bu dağlar? Yeryüzünü kabuğunu baskı yapan dağlar bunlar. Dağların bir hikmeti şudur. Manevi açıdan da dağlar yeryüzünün manevi kazıkları, yani evliyalar hükmüne geliyor böyle. En büyüğü mesela Himalaya Dağı. Bir nevi dağların kutbu anlamına geliyor böyle. Sonra yedi dağ kırtırı olduğu gibi dağlar bunun gibi dağılmış her tarafa. Nedir bunlar? Hep bunlar yeryüzündeki doğal dengenin gereği. Bunları böyle yaratmış bunları böyle. Ve enbetna fiha ve Allah Teala biliyor. Orada yetiştirdik, bitirdik. Minkül şeyin mevzuun. Yeryüzünde her türlü bitki yetiştirdik, bitirdik. Ama ne şekilde? Mevzuun vezin kökünden geliyor. Vezin tarat anlamına geliyor. Ölçü anlamına geliyor böyle. Bu mevzuun ismi mefuldür. Vezinli olarak, yani hassas bir ölçüyle yeryüzü ekinleri falan bitirdik buyuruyor. Demek ki yeryüzü nedir muhteremler? Doğal bir laboratuvar yeryüzü bakın muhteremler. Hangi yöreye ne lazımsa orada yetişiyor. İkincisi hangi mevsimde insana ne gerekiyorsa o yetişiyor muhteremler. Mesela çölde ne var çölde? Bitki var mı? Var. Ne bitkisi var? Adı deve dikeni bitki. Adı deve dikeni. Çividen sağlam, ucu yeniden ince deve dikeni var. Uzundur. Sert mesela kıramazsın. Onu ancak deve yiyor. Devenin iş ağzı, mukusaları ona elverişli böyle. O deve dikeni içinde suyu bol, bir de besleyici. Peki nasıl şöyle bu diken oluyor? İşte o çöl dikenlerin de kökü çok derin gidiyor muhteremler. En aşağı 40 metre derin iniyor kökler. İniyor. Ancak oradan suyu oradan alabiliyor. Biliyorsunuz ilaçlar vardır. Dünya yeryüzü ilaçlar vardır. Eskiden beri. Ama yapma ama hazır. İlaçlar vardır. Bu ilaçların yapımında ne olur? Hassas bir vezin ölçü kullanılır ilaç yapımında. Şu kadar gram bundan, bu kadar miligram bundan ölçü yapılır. Eğer bu ölçüye uyulmazsa faydası olmaz, zarar olur muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki ne kadar bitki varsa yeryüzünde, sebze, meyve, tahıl olursa olsun, bunun her birisi de
böyle bir vezinle ölçülü yaratılıyor bunlar böylece. Hangi mevsimde gerekiyorsa buna göre gerekiyor.